Adıyaman'da Alevi Kültür Dernekleri tarafından organize edilen Kerbela Şehitlerini Anma ve Aşure etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Abdurrahman Tuttere, birlik ve beraberlik mesajları verirken, Orta Doğu ve Filistin'de devam eden savaş ve kargaşa ortamına dikkat çekti. Başkan Tuttere, insanlığın Kerbela'dan ders alması gerektiğini vurguladı. Bugün Kerbela şehitlerini anmak için bir aradayız. Bu organizasyonu yapan Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri Başkanımıza ve yönetimine de teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonda bütün Adıyaman'ımızın farklılıklarını bir araya getirdikleri için. Değerli canlar, burada tabi özellikle Kerbela ve Kerbela şehitleri hakkında söylenecek çok söz var. Ancak şunu söyleyebilirim. Kerbela'da insanlığın alması gereken birçok ders var. Biz Kerbela'da neyi görüyoruz? Gücü elinde bulunduranların adaletten uzaklaştıklarında ne kadar zalim olduklarını, ne kadar büyük zulümlere kalkıştıklarını görüyoruz. İnsanlığın buradan ders alması gerekiyor ama bugün Orta Doğu'ya baktığımızda maalesef kan, gözyaşının devam ettiğini görüyoruz. Bugün Filistin'de masum çocuklara, kadınlara, sivillere İsrail'in zulüm, İsrail hükümetinin, devletinin de acımasız bir şekilde zulmettiğini maalesef üzülerek görmekteyiz. Duamız, dileğimiz hem dünyada hem de ülkemizde barışın, kardeşliğin, huzurun olmasıdır. Bir daha bu topraklarda, dünya üzerinde bu tür katliamların yaşanmamasıdır. Bir kez daha bugün Kerbela'da yitirdiğimiz bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vesileyle hem 6 Şubat'taki deprem şehitlerimize hem de bütün şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Aşure programı, aşure birliğimize vesile olsun, beraberliğimize vesile olsun. Adıyaman bütün farklı kültürlerin, dillerin, inançların bir arada yaşadığı gerçek bir Anadolu kentidir. Adıyaman'da Aleviler, Sünniler, gayrimüslimler, Kürtler, Türkler hep bir aradayız, hep kardeşiz. Hep beraber de kardeş olmaya devam edeceğiz. Birliğimizi, beraberimizi koruyup şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız. 6 Şubat'ın yaralarını hep beraber saracağız. Bu lokmanın Adıyaman'ımızın birliğine vesile olmasını diliyoruz. Hepinizin tuttuğu oruçların hak katında kabulünü, yapmış olduğunuz ibadetlerin kabulünü diliyorum. Dünyada huzurun sağlanması için barış ve kardeşlik hukukunun gerekliliğine dikkat çeken Tuttere, farklı kültür, din ve inançların bir arada yaşandığı Adıyaman'ı arzu edilen ortama örnek olarak gösterdi. Açılış konuşmalarının ardından dualar edildi ve aşureler dağıtıldı. Allah Allah.